Merhabalar arkadaşlar, merhabalar. Galgin'in video açılışını bugün ben yapayım dedim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günaydın. Az önce geldik. Galgin'e bir yarım saat oluyor herhalde. Hemen. Aynen, yarım saat oluyor. Birazcık oturduk, soluklandık. Şimdi de kahve içeceğiz. Ne? Çibo. Aynen, bundan aldım az önce Migros'tan da 3 paket. Bir tanesini de Belgin'e getirdim. Uzun zamandan beri kullanıyorum. Uzun zamandır derken işte bir aydan beri çok uzun olmuş. Bir ay. Hep dilim de alışmış uzuna. Şeyine bir aydan beri bu kahveyi kullanıyoruz biz. Çok beğendik ya. Fatih almış getirmiş. Denemelik. Hoşumuza gidince yaptık sadece Migros'ta. Biz seninle bulunan Belgin'in dediği gibi içeride az önce konuşuyorduk. Hani ne kahvesi dedin annem sen? Makine kahvesi. Makine kahvesini beraber içtik. Benim çok hoşuma gittiydi ama Türk kahvesini içmedim ben. Şimdi içeceğim. Şimdi bir bakalım. Biz de bunun şeyini işte sütlü kahvesini Opal Yapı'ya gittiydik ya, geldik böyle hani yok lavaboydu yok dambazdı. Orada Sultan Hanım var, o ikram etmişti. Makine var orada kocaman. Sütlü kahveye basıyorsun, fırırt çıkıyor. Ne kadar güzel ya. Orada içtik ama o kadar güzeldi ki. Çok güzeldi. Fatih de bunu görmüş. Migros'ta bir deneyelim diye getirmiş. Gerçekten çok güzel. Bakalım hoşuma giderse değiştireyim, ben de bunu içerim. Türk kahvesi güzelsin. Aynen. Mehmet Efendi çok acı oluyor başta. Ya Mehmet Efendi, biz o bizim vazgeçilmezimizdi evet. De. Şimdi bunu içince bunun içimi daha yumuşak. Daha güzel. Bakın şey var ya. Evet, şey var. Şurada bir tane küçük vardı ama. Bizim küçük kaşıkları var falan diyor ya. Evet, kaşıkçı da var. Onun elinde bir tane vardı. Ha bu da olur. Bu da olur. Onun daha da küçüğü vardı da onu bulamadım. Ben onun ağzına tepeyim yine. Tep bakalım. İki. Onunla karıştırırsın. Bununla karıştırma. Şeker veriyor mu? Ver bakalım. Heyecanlı mısın? Bir daha sorayım. Geldiğimden beri soruyorum. Heyecanlı mısınız? İsmail'e soruyorum. Gidecekler İsmail ya. İsmail saat sayıyor şu anda. Gün evet. Akşamdaki bir gün kaldı. Benim uykum kaçar böyle uzun yola gideceğim zaman. Biliyor musun Belgin? O yol bana bitmeyeceği annem için. Annem otobüs yolculuğu bile, halk otobüs yolculuğu bile uzun geldiği için. Evet. Ay evet. Düşünemiyorum vallahi. Ben seviyorum uzun yolculuğu. Ha, ya sen seviyorsun. Ay anne mesela şimdiki otobüsler ne kadar konforlu. Çok eskiden de o bizim çocukluğumuzdaydı o şey gibi. Mesela. İlerledi, yıllar ilerledi, teknoloji falan. Şimdiki otobüsler ne güzel, televizyon, senin internetle. Senin çocukluğunda diyorsun, sizin çocukluğunuzda gene iyiydi. Ya benim çocukluğumda Edirne'ye gidiyorduk, hiç unutma. Klima yok. Aman böyle beyaz bir elbise vardı, ay onu giydirmişti. Çok güzel, arkası kelebekli. Şimdi aklıma o geldi, söylemeyeyim mi? Söyle. Edirne'ye gideceğiz, ayağımda beyaz çorap, beyaz ayakkabı. Ay bu otobüsler nasıl bir otobüs? O camları açıyorsun, bir de oturanlar yerde o kadar tıklım tıklım, klima yok, hiçbir şey yok. Her su içinde, kötü. Evet. Şimdi mesela şey, evet, doğru. Hepsi. Tahta bir tane valizi vardı babamın, ona koyduyduk. Ay o tahta valizlerde. Vardı, var. Nasıl hiç unutma, tahtadan zaten valiz vardı. Şimdi bak, her şey son moda. Şimdi internet var, televizyon var. Klima, her şey. Konfor mu? Yolda gittin, sanki uçakta gidiyormuşsun gibi şimdikiler. Ayaklar kokar. Hissettirim. Ama kötü anılar kalmış otobüs. Ama evet. Tabii sen sevmezsin otobüs yolculuğunu. Ay şimdi evet. De sevmiyorum otobüs yolculuğunu. Ne işte, ama işte çocuklarla yemin ediyorum. O camları millet mesela kimin ayağı kokar, klima mı var? Açın camları, açacağın cam ne kadar ki sürgülü zaten biliyorsun, şu kadarcık cam. Oradan ne hava gelecek? Sıcak olsa bunaltıyor, yanıyor. Neyse, yani soğuk sen, olsa donuyor. Bir de sen öyle uzun yolculuğu pek sevmediğin için evet. Sana şey geliyor. Belgin mesela seviyor, ben de severim. Ben uzun yolculuğu çok severim. Ha, yani bir hastalığım, bir rahatsızlığım olmadı süre içerisinde. Yani uzun yolculuğu böyle camdan gündüz yolculuğu benim hoşuma gider. Evet. Mesela sağa sola bakarsın, dur kalk falan bilmem ne. Ben uyuyabilsem zaman geçecek. Hayatta da otobüste uyuyamam. Ama bana yolculuk nasıl olacak? Biri beni götürecek, onu da böyle dur dediğim yerde duracak, kalk dediğim yerde duracak. Şurada dur biraz hava alalım. Canım şimdi Allah şükür olsun aldığımızda araba oldu. Böyle uzun yollara gidiyor.
şey yapıyoruz. Belgin'e dün mü dedim? Şeyi var, arabayı şey yapsa vereceğim kırmızı ha, arabayı, evet. Arabayla gitsin. Hmm. Ama daha tabii sen çok güzel bir şey yapıyorsun. Hayır, kankam var. Arkaya oturtturacaksın anne. Aynen, durmadığı zaman çocuğu nasıl geçeceksin? Dur kalk, dur kalk yapacağım. Herhalde iki günde Bursa'ya varırsın. Yani, evet. Hakan durmayacak, kemeri takmayacak, oturmayacak. Kim zapt edecek çünkü haklısın, ben zapt edemez mi? Edemez. O var. Hani telefonu yani, böyle koyup bir de o kadar filmini açsanız gidelim. Niye gittin? Gittim ya. Kız buradan biz Alanya'ya maşallah kaç kere gittik onunla değil mi? Alanya buradan 2,5 saat. Ama annem olsun. Ama Bursa'da da gittim yani ben yoruldum. He. Bir de bu kocaman araba kullanıyordu. Bir baktım teyze benim bucağımda. Ne? Transporter. Volkswagen transporter yok mu büyük? Hmm. Allah bir basıyor bir gör. Onların kullanması daha rahat olur. Küçüğe göre daha büyük. Büyük arabalar daha büyük şey oluyor. Yukarıdan her yeri şey yapabiliyorsun, takip edebiliyorsun. Bana cesaretinden dolayı seni takdir ediyorum. Ben sanayiye girdim o arabayla. Eski sanayi. Maşallah dur. Seni de götüreceğiz, ikimiz gideceğiz uzun. Kız uzun yolda daha kolay araba kullan. Kız uçaktan buraya gelmeye zor anca alıştım. Bursa. Ama ben sana ne diyeceğim? Ben de cesaret şehir içinde kolay. Cesaret değil. Şehir içinde daha zor. Uzun yolda daha kolay. Tamam da işte 7-8 saatlik yol. Kız 7-8 saatlik yol çok bir şey yapmıyor. Bir de şeyden korkuyorum ben. Mesela hani gerçekten yolları karıştırmadan korkuyorum. Ben de korkuyorum. Mesela tamam levhaları şey yaparsın, takip edersin ama bir anlık bir boşluğuna gelse Bursa yerine gidersin başka yere. Tamam, olsun dursun geri döneriz anne. Her şeyin sonra bardak bulunur. Böyle en şey korkum uzun yolda mesela Bucak'tan buraya gelirken bile o korkumu Allah'tan yendim de. Yani arabayla bir kaza olursa, bana hemen kimse yetişemezse, uzun yol ya, dağda bayırda bilmediğim yerde kalırsam mesela, hani diyelim ki... Ama bu kadar düşünüyorsan her zaman olur o. İşte. Yanında yani yanlışlar Fatih abi kullanırken bile bir dikkat... Ya Fatih var, onda Fatih'e güveniyorum. Fatih abi bayıldı kaldı, sen ne yapacaksın? Misal. Fatih bayıldıysa ben de bayılacağım, eşlik edeceğim onu. Ay güzel yani. Kanca beraber, kanca beraber. Bayılır. Ha bu bayılsa da diye yanımda biri olsun. Aynen biri o. Ha mesela evet Belgin olur, annem olur. Hani yalnız gitmekten korkarım. Yalnız gideceğim, hep beraber gideceğim. Ha öyle gideriz konuşa konuşa işte yavaş yavaş falan. Neyse bir gün inşallah onu da tecrübe ederiz be. İnşallah. Evet. İnşallah. Hakikaten kız. Çıkın gelin bakayım şu annenle beraber. Ne güzel. ne güzel oldu. Vırt turizm. Vırt turizm anne. Basıyoruz gidiyoruz. Şak şak turizm. Karlı yollar be. Ha yollar. Yollar karlı. Zincirleri takarız. Benim zincirim yok. Taktırız. Alırız zincir. Bak yavaş yavaş gideriz. Gazla mı anne? Yavaş yavaş gideriz. Aa var şimdi. Sen şu kahvenin tadına bir bak. İnşallah ev bitsi. Bütün şeyim o. Ev bittikten sonra tamam. Yok ben istiyorum, tecrübe etmek istiyorum öyle uzun yolu. Hmm. Bana git dersen ben giderim uzun yolu. Güzel. Tamam o zaman gideriz. Güzel bu kahve. Hmm, güzel, güzelmiş bu, evet. Daha şey, evet, yumuşak. Daha yumuşak, daha aynen. Yumuşak. Ne yapalım? Mehmet içeri mi? Gidelim. Hadi içeri gidelim. Çıktık yola, hadi bakalım. Hava da maşallah pek güzel. Sabahtan bayağı bir serindi. Ama şu anda çok güzel. Saat kaç hanımlar? Öğlen oldu mu? Saat olmuştur. 12.25. Ha evet. 12.30. Aha 12.30 sanırım. Erken. Önce ilk durak kapalı yol herhalde. Ondan sonra aşağı doğru sallanacağız yavaş. Evet bir bakalım. Işıklara gidelim bakalım. Ben uzun zamandan beri gitmiyordum. Çibo. Hem onu görmüş olurum. Eğer bak kapanmadıysa onu bilemem. Kapanmış da olabilir doğru. Hı-hı. Yani. Pandemi sürecinde her yer kapandı ya. Hı-hı. Belki evet. Orası da kapandı. O caddenin üzerinde mi o? Işıklara doğru döndüğümüz zaman köşe var ya. Ha. Köşeye geçtikten sonra bir ikiye dükkan sonra çıkıyor. Ha. Belki hatırlarsın. Tabii. Yavaş yavaş yürü sana da iyi olur anne. Zaten çıktık mı? Doktor sana dedi yürüyeceğim dedi. Benim evet. Yürüyeceğim demedi. Sabah erken rutin yürüyeceğim. Ama çünkü rutin yürüyeyim ben. İsmail kenara gel teyze. Neyse yavaş. Dinleniriz ara otururuz. Bir kahve içelim. Ha kahve. Yemek yeriz. Helal. Tosunum. Suyunu aldık değil mi onun? En önemlisi su, biberonu.
Gencerlere geldik. Şimdi Belgin'in annem takside diyecekler. Biz de çocuklarla dışarıda bekleyeceğiz. Güzellerim, şurada da keman çalıyor arkadaş. Ne güzel çalıyor ya. Hem şarkı söylüyor. Anne, bu şarkıyı sana armağan ediyorum. Yemin ediyorum seni bekliyordum. Huysuz deyince böyle yapacaktım, gerideydim. Huysuz kadın, evet. Aynen, huysuz ve tatlı kadın. Ama ne kadar kıvamsız. Bir de aklıma şey geliyor şey. Bu şarkı. Huysuz Yürcüm var ya. Evet. Rahmetli o da geliyor. Evet. Biz burada bekleyelim. Siz işinizi halledin. Halledelim, yürü. Tamam. Aynen. Hadi, hadi bakalım be. Yoruldun mu anne? Yok, daha yorulmadım anne. Ha, yorulduysan şöyle oturabiliriz diyecektim. Aa kız, ne güzel baksana. Mesafe. Evet evet. Kız ben işte uzun zamandan beri gelmiyorum buraya. Tabii tabii. Bak, bak şuralar tekli tekli. Heh, durduk ya kızla. Tamam gidiyoruz. Gidiyoruz tamam. Şu ileride Leman Kültür var. Orada yemek yiyeceğiz. Karnımızı bir doyuralım, ondan sonra tekrar gezmelere devam. İyi, çok fazla kalabalık da değil. Yok yok değil. Allah'tan yani sakin. Evet ya, sakin. Sakin kalabalık değil. Normalde bu cadde çok kalabalık olur. Işıklar Caddesi. Bugün bir sakinlik var. Burası akşamüstü biraz hareketleniyor. Evet evet. 5'ten sonra, 6'dan sonra doğru dedim. Gece saat 2'ye 3'e kadar burada hareketlilik oluyor yani, gençler falan böyle. Hele yazın özellikle. Yazın daha kalabalık oluyor. Evet, ışıklar. Eski cadde, Antalya'nın en eski caddesi burası. Düşeceksin ama o sandalyeden sen. Dur. Hadi gayret. İn hadi in. Bismillah, hadi. Aferin. Annem ve ablamdan ayrıldıktan sonra Leyla'ya geldik. Leyla'ya neden geldik? Çünkü Leyla'dan valizi almam gerekiyordu bildiğiniz gibi. O yüzden Leyla'yı uğrayalım dedik. Bir o da kemikleri kaynatıyormuş. Şöyle göstereyim bir. Merceği boğarım. Ay bir dakika dur. Sileyim hemen. Hakan yapma. Diyeceksiniz ki yemin yine mi Leyla'dasın? Evet yine Leyla'dayız. Şimdi bir Bursa'ya gittiğimiz zaman görüşemeyeceğimiz için bir gelin dedim. Beni fazla özlemesin Leyla. Değil mi kız? Ne? Gel gel beni gör fazla da fazla özleme. Beni gör fazla da fazla özleme. Bursa'ya gideceğim ya, özlersin sen şimdi beni. Ben mi? Ha? Ne özleyeceğim? Niye kız özlemeyeceğim mi beni? Özlemeyeceğim. Bana 10 gün kalacağım diyor ki 3-5 günde gidip de 10 gün kalmak nereden çıkıyor diye 10 gün kalacağım. Kızım sen dedin ki ne, 3-4 gün dedin kalıp geleceğim dedin. Şimdi de 10 gün gitsin, ne alaka 10 gün? Evin barkın yok mu senin? Yok mu benim evim barkım? Var. Hayır. Ne oldu? Hoppa kalk. Gel. Oy oy ağaca bak ağaca. Ağaca bak ağaca. Ah. Gel annem tamam. Tamam ama ellemeyeceksin. Ellemeyeceğiz. Kızım onları sokakta giyiliyor. Atları leş gibi. Ya ben mesleğine ayakkabı koymayayım senden dolayı ha? Ne istiyorsun? Ayakkabıların hepsini dışarıya mı atalım biz? Hepsini tek tek döküyorsun. Ha? Nasıl söylüyor ya? Ebru dedi ki ablam gitmişken bir 10 gün kal dedi. Çektiğin yola değsin bari dedi. Ya bir gidelim de Leyla şimdi biz 3 gün deriz, 5 gün deriz, 10 gün deriz, 2 gün sonra belki geri gideriz. Bize belli olmaz yani.
Haftaya çocukların dersi var. Ona göre kendini ayarla. Yani bana diyorsun ki senin bir haftan var. Aynen. İkinci günü buldurma. Yani dersten önce buradasın. Yani bakın şey o nereye geliyor dedim. Ha? İngilizceci geliyor. İngilizceci demiyorum ben ya. Ha? Dur. Ne? Ama neyse unuttum. Emir büyük yerden geldi onu diyecektim de bir türlü aklıma gelmedi ne düşüneceğim şey aklıma gelmedi be. Leyla dediyse yapacak yok yapacak bir şey. Emir büyük yerden geldi. Kız gitti mi sana hiç şey sevgililer günü hediyeni alacağım ya bu. Gittiğin zaman onu alacaksın zaten o Allah'ın yemeği. Almazsa zaten geldi yani, Antalya'ya. Onun zaten almazsan gelme. Yanına pilav mı yapacaksın sen onu? Pilav yapacağım. Pirinç mi? Hangisini istiyorsanız yaparız. Benim için fark etmez diyorum sen fark kendine. Etmez. Eve gideceğim daha bavul hazırlayacağım. Diyorum ben bunu eve gideceğim daha bavul hazırlayacağım. Diyor ki sanki diyor çok büyük iş yapacaksın diyor. Bir saatlik işim var sadece diyor. Yok hak et bana gördük sen. Şimdi ne götüreceğimi bildiğim için. Kızım sen beni görmüyor musun? Ben bir saatte hazırlıyorum Antalya'ya. Tamam ben de bir saatte hazırlıyorum. Bir saat günü ne sürmüyor çoğu zaman? Sonuçta ne götüreceğim belli. Benim de ne götüreceğim belli. Hepsi dolaptan alıp koyuyorsun bavula. Aynen. Fazla bir iki fazla eşya alıyorsun yetiyor. Şeye girmeyi. Nereye? Ver bakayım bana. Şimdi dur bakayım ne almış bak. Şoktan alışveriş yapmışım. Ben hem yolluk yapıyorum, hem ev temizliyorum, hem bavul hazırlıyorum. Son gün biliyorsun. Leyla çalışkan. Leyla'nın eline su dökemeyiz. Ver gazı. Ver gazı. Vay. Vay anasını vay sayesin. Bu kadar çok plan yaparsan olacağı buydu. Kızım çok plan yapmaya göreceksin. Bazı şeylere çok heveslenmeye göreceksiniz. En başta niyetin neydi? 3-4 günlüktü değil mi? Sonra 10 güne çıkarttın. Şimdi kaç güne düştüm? Kaç gün? Sıfır. İşte beni. En başta niyetinden geçeni şey yapsaydın 3-4 günde. Bu işte en çok sevilen kim? Ha? Ben derim valla. Ben değilim vallahi deme. Bana diyor ki 3-4 gününe gidip de 10 günlerden çıkardı diyen adam. Bizim kardan dolayı bütün seferler iptal olmuş. İptal olduğundan dolayı gidemiyoruz. Ne zaman açılacağı da belli olmadığı için şu anda muallak. İnşallah önümüzdeki hafta. İnşallah. Bunu var ya böyle söyledim de var ya bu alt. İnşallah derken bile var ya. Niye kızım? Ne alakası var? Neyse ya yapacak bir şey yok. Her işte bir hayır vardır. Aynen. Bunda da bir hayır vardır Allah'tan yani. Yolda çocukla yolda rezil olacağına bak haberin gelmesi en başta daha iyi. Tabii canım yolda kalıp da o karda kıyamette soğukta arabaların kalması çok daha kötü yani. Buna bir şükür diyorum her zaman için yani. Nereye attın sen ben? Telefonu yine. Hı? Neyse yapacak bir şey yok ya. Hayırlısı diyorum her zaman için. Hayırlısı bacım hayırlısı. Ama çekirdekleri, ay kabukları alıyor. Dur aşkım. Dur böceği. Yapma. Dur. Neyse. Kaldık mı yine Leyla'nın başına? Eyvallah. Gidip de rahatlayacağıydı ama rahatlayamadım efendim. 5-10 yıl kafamızı dinleyecektik. Tabii bizden kurtulup da 5-10 yıl kafasını dinleyecekti ama bizden kurtulamayacak. Kurtulamayacak. Yarın sabahtan geliyorum sana Leyla. Yarın. Kahvaltıyı hazırla. Aa bu. Daha kötü yani bak. Yani temizlik yapacağım. Yardım edersin gel. Bak. Tabii ki de bu işin şakası yani. Ya niye telefonumu atıyorsun? Ver şunu bana. Söyle hayatım. Yok demem bacım. Gel. Yani bir sabah temizlik yaptırayım. Yaparacağım. Hayır, ayıp ediyorsun yani. Ne olacak? Kumandalar yerde, biberonlar yerde, her şey yerde. Dur, bekle tamam. Bekle. Asil Bey? Senin üstüne atlayacak da senden bir hareket bekliyor sanki. Hayır. Asil yapma aşkım. Yapma anneciğim. Seninle oyun oynayacak.
Geliyor seninki. Hakan geliyor. Sen bala niye vuruyorsun acaba? Çok merak ediyorum. Hop. Onun canı seninle oynamak istiyor. Hayır. Gel. Gel. Hiç girecek başka bir yer bulamadım annem. Sen ayağına çiçek, ayağına bulan üstüne oturmuşsun ya. Sen ne bulan üstüne mi otur? Evet Leyla'cığımdan geldik evimize. Elimizi yüzümüzü, üstümüzü güzelce de değiştirdik. Şöyle bir dinlenelim dedik. Bugün ne planladık, ne oldu? Leyla'ya dedim. Yola çıkacağız dedim. Yola çıkacağız dedikten 5 dakika sonra otobüs firmasını aradılar. İptal olduğunu söylediler seferlerin. Türkiye genelinde bütün seferler iptalmiş çünkü. Yani Antalya'dan Bursa'ya, Bursa'dan da Antalya'ya hiçbir şekilde otobüs seferi yokmuş. İstanbul hatta yollar kapalıymış. İşte benim bildiklerim yani benim bildiğim bütün Türkiye genelinde hemen hemen bütün seferler iptal. Kar inanılmaz derecede. Her yerde kar varmış ve soğuğu burada. İnanılmaz derecede soğuk. Yani diyorlar ki bu soğukluk devam ederse yarın sabah İtalya'ya kar yağacağını söylüyorlar. Eğer bu soğukluk devam ederse 1 derecelere kadar ekstra kadar düşerse inşallah Antalya'da kar yağar diye bekliyoruz. Çok 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 uzun zamandan sonra, uzun aralardan sonra. Ben Antalya'da kar yağdı seneyi hatırlıyorum. O zaman ilkokula gidiyordum ve biz su işlerinde oturuyorduk. O gün okula gitmemiştik kar yağdığı için. Kar topu oynamak için düşünün. Neyle oynuyor? İnşallah yarın sabahtan kar yağar. Hiç umudum yok ama hiçbir şey söyleyemiyorum. Yine bir orada Asil oynuyor. Görüyorsunuz. Burada Hakan Bey. İsmail de söz orada. Evet. Herkes ayetlerle takılıyor şu anda evde. Bak. Bazı arkadaşlar diyor ki Asil'i hiç çekmiyorsun. Asil neden yok? Çünkü hayvanı 5. kattan aşağı düşürdüğünü öldürdüğü için artık Asil yok diyorlar ama Asil gayet yok ve bizimle beraber bakın.
Gel oynayalım. Asil genelde İsmail olmadığı zaman, Hakan evde olduğu zaman İsmail odasında yatmayı seviyor. Hakan'ı bildiğiniz gibi Hakan çok fazla ister istemez Asil'i rahatsız ettiği için hayvancağızda ne yapsın, kendi kabuğuna çekiliyor diyebilirim yani Hakan'dan kaç. Ama İsmail geldikten sonra İsmail'le çok güzel oyunlar oynuyorlar. Onunla çok iyi anlaşıyorlar yani. Al diyelim. Koş 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 koş. Hop 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 hop. Yok, orada top gördüm. Şu an topun gelsin. Allah'ım 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 Allah'ım, hiçbir şey demiyorum sana. Hakan! 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 Anne, inadına mı yapıyorsun? Hı? Artık Hakan uyuyasaya kadar bizim evin hali böyle. Sıkıntı yok. Uyattıktan sonra tekrar şöyle bir toparlıyorum. Bundan sonra yatıyoruz inşallah. Bazı akşamlar toplamıyorum ya. Aynı bu şekilde. Sabah kalktığım zaman topluyorum çünkü üşeniyorum. Gerçekten üşeniyorum artık bir süre sonra. Benim de artık gücüm bitiyor. Bende de pil bitiyor. Bizde pil bitiyor. Hakan'dan yeni başlıyor. Evet, bizde pil bitiyor ama Hakan'da yeni başlıyor diyor. Dediği doğru İsmail Bey. Gel. Arkadaşlar biz yavaş yavaş kaçalım. Sizin fazla daha fazla farkınızı şişirmeyelim. Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Like the button, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.